Kahvemiz de var. Kahvemizden yudumlayalım. Arkadaşlar nasılsınız? Kendimi sabah programında gibi hissediyorum. Aloha. Bu videoda sizlerle son zamanlarda gittiğim konserleri paylaşacağım arkadaşlar. Ve aslında uzun zamandır aklımda olan bir videoydu. Zaten bir süredir kanalı takipteyseniz hani böyle izlediğim filmleri, dizileri, ne bileyim okuduğum kitapları, sesli kitapları ya da gittiğim yerleri zaten vloglarda hani sizlerle böyle paylaşıyorum. Neden dedim gittiğim konserleri de sizlerle paylaşmayayım ve kanalda daha önce hiç hani konserlere dair bir şey paylaşmadım. Böyle vloglarda hani gittiğim işte bir festival vardı mesela onda sahneye çıkanları falan paylaştıysam hani öyle yani bir video bunun üzerine olmadı hiç. O yüzden böyle bir ilk olacak, bayağı da heyecanlıyım. Bu arada son zamanlarda izlediğim demişken de hani böyle bunu son birkaç ay içinde yani bir yıl önce izlediklerim de var tabii ki onları da söylerim ama genel olarak böyle son birkaç işte 6-8 ay içinde izlediğim konserler olacak. Hazırsanız ben de çok hazırım, videoya başlayalım. Bu videoyu çekmeden önce şöyle bir şey düşündüm. Hani sizlerle gittiğim konserleri paylaşırken aynı zamanda nerede onları izledim bunları da söyleyeyim dedim. Ve o yerde hani izlediğim başka konserler varsa çok önceden bile olsa onları da paylaşmaktan zarar gelmez diye düşündüm. Öncelikle ilk paylaşmak istediğim konser Madrigal konseri arkadaşlar ve Zorlu'da izlemiştim. Aslında Zorlu'da gittiğim 3 konser olmuş. Hani böyle aklıma gelen son zamanlarda izlediğim zaten 18 konser paylaşacağım sizinle. Yani 18 farklı kişinin konserine gitmişim. Onları paylaşacağım. Yabancı da böyle birkaç kişi var. 2 kişi var galiba. Neyse Zorlu'da ben Madrigal'i izledim. Onun dışında Karsu konserine gitmiştim. Bir de Nilüfer'i izledim. Öncelikle aslında Nilüfer'den başlayayım. En son izlediklerimden biri Nilüfer'di ve ben Nilüfer Hanım'ı diyeceğim. Nilüfer Hanım'ı çok eskiden sanıyorum Kuruçeşme Açık Hava'da böyle izlemiştim ama çok eski. En az bir 10-15 yıl vardır. Ve hayal meyal hatırlıyorum. O zaman o kadar etkilenmemiştim ya da böyle sanki başka biri de sahne alıyordu, o da mı sahne alıyordu tam net hatırlamıyorum ama Zorlu'nun bu arada ses sistemi inanılmaz iyi. Yani aranızda orada konser izlemiş ya da herhangi bir tiyatro izlemiş arkadaşlarımız varsa zaten biliyorsunuzdur. Kaldı ki böyle ben sizinle kanalda hani tiyatroları da çok paylaşıyorum. İşte gittiğim müzikaller, tiyatrolar falan. Mesela Okan Bayülgen'in oynadığı Richard yani ve başka arkadaşlarımızın da yer aldığı Richard oyunu aklıma geldi. Ses sistemi genel olarak Zorlu'nun çok iyi. O yüzden orada hani kapalı bir alan, açık alanlar da var ama o kapalı alan olmasına rağmen gerçekten çok keyif alıyorsunuz. Hani yaz aylarında tabii kapalı bir alanda izlemek istemeyebilirsiniz ama bayağı iyiydi. Yani her yerde ses sistemi o kadar iyi olmuyor. O yüzden ben böyle gerçekten kulaklarımın bayram ede ede izlediğim konserleri ayrı tutuyorum. Yani o yerleri böyle not alıyorum ve orada konser oldukça gitmeye eğer sevdiğim bir grup ya da biri ise gitmeye özen gösteriyorum diyeyim. Bunun yanı sıra bir şey daha söyleyecektim. Ha, şu da aklıma geldi. Tabii ki ben İstanbul'da yaşadığım için beni izleyen bambaşka işte Türkiye'nin birçok farklı şehirlerinde, yerlerinde izleyen arkadaşlarımız var biliyorum. Ama İstanbul'da yaşadığım için genelde gittiğim konserler de İstanbul'da oluyor. Tabii ki başka şehirlerde ne bileyim yurt dışında gittiğim konserler olursa bu videodan keyif alırsanız onları da seve seve paylaşırım. Ama genel olarak İstanbul özelinde olacak diyeyim ve parantezi kapatayım. Dediğim gibi yani Nilüfer beni çok etkiledi. Zaten hani Nilüfer Hanım'ın yani ne desem böyle ne münasebet ki gibi geliyor bana. Çünkü yılların şarkıcısı, ses sanatçısı, o yaşına rağmen diyeceğim aslında tabii ki de yaşlı değil ama biraz yaşı var. Ve herhalde 30-40 senedir sahnelerde olan birisi. Beni çok etkiledi. Yani sesini zaten çok güzel kullanıyor. Ben izlerken büyülendim. O yüzden eğer ki Nilüfer'i hiç sahnede izlemediyseniz ve hani şarkılarını da tabii ki seviyorsanız bir izleyin derim. Büyük ihtimalle anneleriniz, babalarınız belki izlemiştir ya da onların bir görüşlerine yani görüşlerini sorabilirsiniz diyeyim. Ben bayağı etkilendim ve iyi ki gittim dediğim ve canlı canlı gördüm dediğim bir konser oldu. İkinci olarak Zorlu'da Karsu'yu izledim ve ben Karsu'nun bu arada Ankara'da bir konseri vardı. Galiba bir yıl kadar önceydi.
Ve ona bilet almıştım arkadaşlar ama son anda çok önemli bir işim çıktığı için gidememiştim. Çok da üzülmüştüm. Çünkü bayağı izlemek istiyordum. Carson'un şarkılarını çok seviyorum genel olarak. Ve zorla da işte konserine gidince çok şey kaçırdığımı açıkçası anladım. Çünkü hem o sahnedeki enerjisi bir de projelere çok yer veriyor. Yani bence bir sanatçının gerçekten hayvana, insana, doğaya katkı sağlaması, yani katkı sağlamak için bir şeyler de yapması, sanatçılığının ve şarkı söylemesinin yanı sıra aynı zamanda tabii ki de müzisyen olması, şarkılarını belki yani bildiğim kadarıyla kendisi de besteliyor, yazdığı şarkıları da var diye yine biliyorum. Bence bunlar çok daha kıymetli bir hale getiriyor. En azından benim için kesinlikle öyle. Ben daha bir saygı duydum ve o kadar eğlenceli, içten samimi olduğunu da bilmiyordum. Hollanda'da doğup büyüyen, ana dili Hollandaca olan ama galiba ya annesi de babası da mı Türk? Ondan da tam emin değilim ama Hataylı ailesi, onu biliyorum. Hatta depremde birçok yakınını kaybettiğini de biliyorum. Galiba annesi babası Türk ama o Hollanda'da doğup büyüdü. Çok etkilendim. Yani çok güzeldi sahnesi. Ve hatta bir kere daha izledim. Ondan da bahsedeyim. Onu da nerede izledim biliyor musunuz? Kemerburgaz Kent Ormanı'nda. Açıkçası benim aklımda hani Kemerburgaz Kent Ormanı'nda Karsu'yu izlemek yoktu. Ama galiba ilk podcast'ten beni dinleyen yani Ene Olmuş yani podcast'i dinleyip bana ulaşan Gülnur Hanım davet etti. Kendisi orada organizasyon yapıyormuş. İşte burada işte Karsu konseri var. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. Gelmek ister misiniz diye ben de tabii ki dedim. Zaten Karsu'yu gerçekten bayağı sevmiştim. O yüzden kendisinin daveti üzerine Kemerburgaz Kent Ormanı'nda da izledim. Ve hiç gitmediyseniz bence arabasız gitmeniz biraz zor olabilir. Onu söyleyeyim ama açık alanda çok rahat izleyebiliyorsunuz. Yani böyle işte pofuduk hani armut koltuk deniyor ya böyle yayılıyorsunuz, oturuyorsunuz ya da çimenlerde de oturabilirsiniz. Ben çok keyif aldım Kemerburgaz Kent Ormanı'nda konser alanından. Çok güzeldi. Tabii soğuk havalarda hani açık alan olduğu için zor olabilir. Ama yani Karsu'yu zaten çok sevmiştim. Dediğim gibi sahnesi bence müthişti. O yüzden bir daha izlemekten çok keyif aldım. Gülnur Hanım'a da buradan daveti için tekrardan teşekkür ediyorum deyip Madrigal konseriyle devam edeceğim. Onu da Zorlu'da izledim ve sanıyorum ki şu an Temmuz başlarındayız ve çok sıcak havalardayız. Ben konseri galiba Nisan aylarında izlemiştim Zorlu'da dediğim gibi. Madrigal'in şarkılarına zaten bayılıyordum. Yani uzun zamandır takibimdeydi ve canlı nasıllar onu merak etmiştim. Birçok yerde zaten hani belki aranızda gidenleriniz vardır konserine. Hani sahnede nasıl söylüyorlar, keyifli mi, dans ettiriyorlar mı falan diye böyle merak ediyordum. Şarkılarının çok güzel olmasının yanı sıra sahnede kıyafetlerini falan da çok sevdim ben. Özellikle Anıl'dı galiba solistlerinin ismi. Solistleri bence çok güzel giymişti o gün. Hani böyle ben renkli falan çok seviyorum. Sesi zaten bence yine güzel. Ama sandığım kadar böyle enerjik değildi. Tamam şey doğru yani hani şarkıları zaten öyle hadi dans edelim eller havaya tarzında değil. Ama böyle hani o sahne ışığı vardır ya. Mesela o Karsu'da vardı ya da Nilüfer'de var. Bu benim tabii ki nacizane görüşüm ve hiçbir şekilde yargılamıyorum. Objektif olarak hani fikirlerimi, deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. O sahne ışığını ben almadım. Ve mesela Madrigal'in şarkılarını çok sevmeme rağmen bir daha konserine gideceğimi düşünmüyorum. Aynı zamanda bunu demişken mesela Köfün diye bir grup var. Eminim zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Onların da şarkılarını çok seviyorum ama konserlerine gidip gitmemek konusunda bayağı kararsızım. Aranızda Köfün konserini gidip beğenenleriniz ve Kardelen kesinlikle canlı izlemelisin diyenleriniz varsa da arkadaşlar yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ve şimdi sıradaki konserimizle daha doğrusu devam ediyorum. Sizinle Harbiye açık havada izlediğim birkaç konseri paylaşmak istiyorum. Teoman'ı, Sertab Erener'i ve aynı zamanda da Haluk Levent'i orada izlemişim son zamanlarda. Teoman'ın zaten gittiğim artık herhalde dördüncü ya da beşinci konseri olmuştur. En son o koyu antoloji konseri diye mi geçiyor? Yani adını öyleydi galiba. Bu en son hani işte turneye çıktığında verdiği konserlerden birisiydi Harbiye Açık Hava'da izlediğim. Ya güzeldi. Yani Teoman'ı zaten seviyorsanız memnun kalırsınız ama Teoman'ın sahnedeki enerjisi böyle ben biraz enerjik sevdiğim için sanıyorum. Bana çok hitap etmiyor. Şarkılarına bayılıyorum.
Zaten yani Teoman, Şebnem Ferah, Özlem Tekinlerle büyüdüm ben ve bizim nesil hani çok iyi bilir. Ama hani sahnede daha enerjik sevdiğim için yani mesela Teoman konserine hadi bir gideyim, hadi bir daha gideyim. Bu sene de işte hiç gidemedim demiyorum arkadaşlar. Hiç izlemediyseniz evet kesinlikle Teoman'ı canlı izleyin eğer seviyorsanız şarkılarını. Ama hani bir kere izledikten sonra bir daha izlemeyi seçeceğinizi düşünmüyorum. Bunun yanı sıra Sertab Erener, benim izlediğim Harbi Açık Hava konserinde böyle bayağı tekti. Yani hani tabii ki de arkasında çalan davulcular, elektro gitar hani bir ekibi vardı ama sahne genel olarak boştu. Ya da o gün sahneyle ilgili bir terslik mi oldu tabii ki de bilemiyorum. Ama hani Sertab Erener muhteşemdi. Mesela sahne ışığı bence efsane ve şu an hatırladım. Yıllar önce ben Zorlu'nun sahnesinde de izlemiştim Sertab Erener'i ve yine çok etkilenmiştim. Orada mesela sahnesi dolu doluydu. Yani her şey için böyle her şarkıya değişik gösteriler hazırlamışlardı öyle söyleyeyim. Harbi Açık Hava'da izlediğimde sahnesinde öyle gösteriler yoktu. Yani sadece şarkı söyleyip hani dans ediyordu. Ama tabii ki de sesi efsane, şarkılarını ben çok severim. Çok sevdiğim birçok şarkısı var. Nilüfer Hanım gibi onun da bir sürü şarkısını çok seviyorum. Sertab Erener'i bence mutlaka izleyin. Dediğim gibi yani sahne ışığı çok iyi. Sahnede duruşu, hani o böyle bir yaydığı enerji olur ya herkesin. Zaten Tarkan'ı da mesela Harbi Açık Hava'da yıllar önce izlemiştim. Ona çok etkilenmiştim ondan da. Ama hani Tarkan'ın zaten sahne ışığı ve enerjisi artık onu yani Tarkan'ın etkileyemediği birileri var mıdır bu dünyada sadece Türkiye'de değil? Ondan da şüpheliyim. Hani o başka bir şey. Ama Sertab Erener'de de bu var. Onu söylemek istiyorum. Bu arada Tarkan'la ilgili size şöyle bir parantez içinde anımı paylaşmak isterim. Çok yıllar önce arkadaşlar, hani çok da video uzamasın diye böyle uzatmayacağım ama bunu paylaşmak istedim. Yıllar önce annemle Los Angeles'tan dönüyorduk ve bir şekilde böyle business'ta dönüyorduk. İşte annemin milleri vardı falan, hani o şekilde işte ekonomiden hani uzun uçuş diye upgrade etmiştik, böyle yükseltmiştik kendimizi. Neyse ve hani tabii ki annem zaten çok uzun uçuş olduğu için benden daha çok annem istemişti. Hani business uçalım, uçabilir miyiz falan diye. Derken artık böyle 12 saatlik mi bir uçuştu? 13 saat yani bayağı uzun bir uçuş. Son 2-3 saat falan kalmıştı ve ben o kadar yorgundum ki böyle uçuş boyunca uyumuştum. Hani hiç normalde 3-4 kere tabii ki tuvalete giderim. Ama böyle hiç hatta yemek falan da yememiştim. Hiç kalkmamıştım da. Tam böyle kalkacakken hostesler arasında böyle bir şamata oldu. Böyle bir bayağı bir sesler yükseldi falan. Ben anlamadım. Sonra kalktım işte. Bir baktım Tarkan'la hani göz göze geldik. Ben cam kenarındaydım ve benim arkamda oturuyormuş. Bütün yolculuk boyunca. Ve ben inanamadım. Ve yani tabii ki de Tarkan'ı zaten biliyordum. Hani öyle benim hiçbir zaman deli gibi bir Tarkan hayranlığım olmadı. Hani ben Teoman'ı hep daha çok seviyordum hani küçüklüğümden beri. Ama tabii ki de Tarkan'ın birçok şarkısını çok seviyordum. Neyse o gözlerle göz göze geldim de wow dedim. Nasıl ya hani o kadar ışık saçıyordu ki. Ve sonra böyle adama hani bakmaya çalıştım. Hani o böyle biraz boşluk olur ya uçaklarda. Hani o cam kenarındayım işte hani rahatsız da etmek istemedim. O da böyle uyuyordu galiba başını koyduğunu hatırlıyorum. Neyse ondan sonra da işte annem hani bekleyelim ilk o insin sonra onu takip edelim falan diye böyle bayağı peşinden gitmiştim. Yani adamı incelemek istemiştim açıkçası. Bu da böyle bir anımdır diyorum. Tabii ki de gidip hiç fotoğraf da çekilmedim, bir şey de istemedim. Rahatsız etmek istemedim. Yani zaten gözlüğü vardı, şapkası vardı falan. Neyse böyle bir anımdır diyorum. Ve sıradaki konseri sizlerle paylaşıyorum. Yine Harbi Açık Hava'da izlediğim iki konser daha var arkadaşlar. Biri Sıla konseri, ikincisi de Haluk Levent konseri. Öncelikle Haluk Levent konserine gitmediyseniz gerçekten gidin. Yani Haluk Levent'in zaten Ahbap'la beraber ne kadar duyarlı olduğunu bence birçoğumuz artık biliyoruzdur. Ben yıllardır çok severim. Yani daha kaset dinlediğimiz zamanlardan beri ben hani Büyükçekmece Simbat'ta bizim yazlığımız vardı çok eski zamanlar. Daha doğrusu bizim değil de babaannem işte oradan ev kiralardı falan. Neyse o zamanlar kasetler, CD'ler vardı ve Kral Çıplak albümü çıkmıştı.
Onu hatta bir arkadaşımla biz Aysu diye bir arkadaşımla hep böyle söylerdik hani Haluk Levent'in şarkılarını işte Arkadaş diye bir şarkısı vardı. Yani çok eskiden beri ben Haluk Levent'i severim. Ve depremle beraber zaten saygım, sevgim daha da arttı. Konserlerine zaten gidiyordum. Yani 2 yılda bir gidiyorumdur öyle söyleyeyim size ve her zaman ben sahnesinden çok etkileniyorum. Haluk Levent zaten böyle insanlar arasında da dolaşıyor. İnsanlarla böyle yüz yüze, göz göze sahne ışığı kesinlikle var bana sorarsanız. Sesi zaten evet eskiden hani çok daha iyiydi bence ama yıllar içinde herhalde yani yine bana göre ben böyle söylerken kendimi biraz tuhaf hissediyorum ama hani sonuçta eski ses performansı bence yok. Ama bunun da belli başlı sebepleri vardır elbet. Hala bu arada sesi tabii ki mükemmel. Bana şey demeyin, Kardelen ne demek istiyorsun, efsane falan. Çok sevenleriniz olabilir, ben de çok severim. Ama yani arkadaşlar bunlar görüştür, bakış açısıdır. Hani eski konserlerini de çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Çok etkilendiğim sesinden çok konseri olmuştu. Diyorum ve şimdi uzatmadan Sıla'yı da size anlatayım. Ben Sıla konserine gittiğimde çok şaşırmıştım çünkü çok sıkılmıştım. Onu da Harbiye Açık Hava'da izledim. Harbiye Açık Hava'nın bu arada ses sistemi gayet iyi. Hani aranızda hiç gitmeyip konser izlemeyenleriniz varsa orada mutlaka gidin izleyin derim. Özellikle yaz aylarında bence çok iyi oluyor. Tek olumsuz yanı hani böyle bazı konser sonlarında kalkıp dans edebiliyorsunuz. Ama genel olarak oturmalı bir düzen olduğu için hani oturarak izliyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de 12'den önce bitiyor. Çünkü hani yasak olduğu için hani 12'ye kadar bitiriyorlar genelde konserleri. Sıla'da çok sıkıldım dememin sebebi de yani ben bu sahne ışığından hep bahsediyorum. Ben herhalde onu önemsediğim için ben Sıla'da bu ışığı almadım. O enerjisi bana geçmedi. Sesi çok güzel, şarkıları çok güzel. Ve ben özellikle hani sevdiğim şarkılarını, sesini ve kendisinin yazdığı birçok şarkı olduğunu da bildiğim için takipteydim. Hani canlı izlemek istemiştim. Ama hani bir kere izledikten sonra bir daha gitmesem de olur dedim. O anlamda biraz hayal kırıklığına uğramıştım ama yine altını çiziyorum. Bu benim görüşüm. Yoksa çok sevdiğim birçok şarkısı var. Bir izlediğim konserde Durak XL sahnesindeydi Kadıköy'de arkadaşlar. Ve orada açıkçası Nova Norda konserine ben bilet almıştım. Ama sonra öğrendim ki Nova Norda'nın bir rahatsızlığı vardı. Ve o yüzden o gün Pentagram sahne alıyordu. Pentagram sahne alınca da bir şekilde hadi dedik izleyelim. O zaman hani ilk defa ben canlı olarak Pentagram'ı izlemiştim. Yani tabii ki de zaten Pentagram'la ilgili bir yorum yapmayayım ben. Hani sahneleri güzeldi. Sadece o tarz bana uygun değildi. Ama şundan bahsedeceğim. Durak XL'de ben Şebnem Ferah'ı izledim. Böyle birkaç hani çok tanınmamış insanları da izledim. Hatta benim arkadaşım vardır Duygu Çiftçioğlu DJ. Onun da orada sahnesi olmuştu. Onu da izlemeyenleriniz varsa gitsin izlesin derim. Ben Durak XL'i genel olarak yani Kadıköy'deki yeri biliyorum. Çok basık buluyorum. Orada hani konser izlemek bana göre çok keyifli değil. Ses sistemi de böyle inanılmaz, wow, çok iyi ses sistemi diyemem. Yani İF Beşiktaş'a mesela gittim. Orada Nova Norda'yı izlemiştim. En kötü ses sistemine sahip yer bence İF Beşiktaş. Yani o kadar baslar yok, yani duyulmuyor ve yıllar önce ben orada şeyi izlemiştim. Deniz Tekin konser vermişti. Deniz Tekin'de de böyle arka taraflardaydık ve yine ses çok iyi gelmiyordu. Hani İF Beşiktaş kadar olmasa da bu arada Nova Norda'yı çok beğendim onu söyleyeyim ki tıklım tıklım doluydu hani böyle önlere gidememiştim. Bir daha izlemek isterim. Nova Norda'nın şarkılarını da çok severim. Aynı şekilde Güneş diye bir kız var. Onu da bilenleriniz vardır. Onun da şarkılarını bayağı seviyorum. Onun da konserini merak ediyorum ve sanırım onlar daha yani Güneş sanırım Z jenerasyonu oluyor. Bakmadım kaçlı diye ama hani farklı tür de şarkılar. Yani eski şarkılar gibi değil. Öyle diyeceğim de bu da çok nostaljik duyulacak ama çok güzel şarkıları var. Herhalde onlar festivallerde daha çok çıkıyor. Bir de şimdi yaz aylarındayız. Neyse, eğer denk gelirsem onu da izlemek isterim. Yani işin özü, daha doğrusu uzun lafın kısası, Durak XL'de izlemekten çok keyif almadım. Bir de bu şey pandemi öncesinde, hani ben Şebnem Ferah'ı izlediğimde sahne böyle hani uzuyordu biraz öne doğru.
Pandemiden sonra gittiğimde onu da kaldırmışlar. Yani sahne uzadığında sanatçı da size doğru gelebiliyordu. O da kaldırıldığı için ekstra keyifsiz geldi bana. Ama yani hani orada çok sevdiğiniz birinin konseri varsa bir gidip tabii ki de dinleyin derim. Bunun yanı sıra şimdi çok sevdiğim yerlerden biri arkadaşlar, Maçka'daki Küçük Çiftlik Park. Ben orada hatırladığım konserleri sizinle dediğim gibi paylaşıyorum. Pinhani konserini izlemiştim. Måneskin'e gittim. Bir de Kalben konserini izledim. Başka, bir de Altın Günler vardı. Evet, Hollandalı bir grup ama Türkler galiba ya da Hollandalı da birkaç arkadaşımız var galiba grubun içinde. Bu dört kişinin grubun konserine gittim. Måneskin zaten efsaneydi yani hani inanılmazdı ve çok etkilendim. Yani bir daha izlerim. Hani 10 üzerinden 10 öyle söyleyeyim. Ben çok eğlenmiştim. Kalben'i de çok severim. Kalben'i ben bir yerde daha izlemiştim. Neredeydi acaba? Daha önceden yine bir konserine gitmiştim ama yani nerede izlediğimi hatırlamıyorum. O da güzeldi. Kalben'in sahnesi de bu arada hani sandığımdan çok daha enerjik, çok daha iyiydi. Yine şarkılarını seviyorsanız ona da gidin derim. Küçük Çiftlik zaten hani açık hava olduğu için Küçük Çiftlik Park orada çok güzel oluyor. Böyle arka tarafı bazen kapatıyorlar bilginiz olsun ama orası açık olduğunda sanıyorum ki yaz aylarında açıyorlar. Daha güzel oluyor çünkü hem büyüyor hem de işte çimenlerde oturabiliyorsunuz. Bir de ne dedim? Pinhani'ye gitmiştim. Pinhani çok sakin. Zaten şarkıları da öyle. Ama ben solist beyefendiyi çok severim. Yani Pinhani grubunu zaten çok seviyorum. Ve gitar çalmaya ben Pinhani ile başladım diyebilirim. Yıldızlar diye bir şarkısı vardı. Bilenleriniz vardır belki. Yani çok severim. Pinhani'nin yeri bende çok ayrıdır. Küçük Çiftlik'te onu Senem'le hatta biz gitmiştik konserine. Bu arada çok sıcak. Yani tahmin edemezsiniz. Bayağı nemli havalar, o yüzden videoyu çekerken sıcaktan biraz zorlanıyorum. Bunu size yansıtmamaya çalışıyorum ama arada böyle yapıyorsam da kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü klimayı falan açamıyorum, ses gelir diye. Neyse, Küçük Çiftlik'te konser izlemediyseniz bu bahsettiğim yerler arasında en çok önerdiğim yerlerden biri ve ses sistemi iyi. Yani böyle 10 üzerinden 10'luk bir performans beklemeyin. Bu arada ses sistemi benim bildiğim kadarıyla eğer ona bütçe ayrılırsa hani çok masraflı bir şey ve her yer ya da herkes bütçe ayırmamayı seçebiliyor ama böyle alanlarda bence bütçe ayrılması çok önemli. Küçük Çiftlik'te bence yine iyi yani hani ben çok öyle zorluk yaşamadım. Müthiş böyle wow değil ama iyiydi ses kalitesi diyorum. Ve şimdi sıradaki arkadaşımızla devam ediyorum. Video çok uzamasın diye çok hızlanıyorum arkadaşlar. Artık bunları böyle gerçekten inanılmaz hızlı bir şekilde konuşup size anlatacağım. Yoksa daha da uzayacak video. Volkswagen Arena'da, Maslak'ta Tamino konserine gittim. Ve ben Tamino'yu zaten şarkılarını falan çok seviyordum. Uzun zamandır dinliyordum. Sahnesini izleyince bayağı bir etkilendim. Hatta o zaman bakmıştım. Belçikalı mıydı kendisi? Yani efsane şarkıları vardır. Aranızda Tamino'yu dinlememiş olanlarınız varsa mutlaka dinleyin derim. Konserini izleme şansınız olursa da mutlaka izleyin derim. Gerçekten güzeldi. Yani hani evet bayağı duygusal böyle ah diyor kalbinize dokunuyor ama onu canlı izlemek o çocuğun gerçekten sahne ışığı bence muhteşem. Ben o kadar etkileneceğimi beklemiyordum. Çok keyif aldığım bir konser oldu. Sadece kapalı alandaydı o zaman. Açık alanda olsa daha da keyifli olurdu. Şimdi sırada Nil Karaibrahimgil konserinden bahsedeceğim. Kurçeşme açık havada izledim. Ve yıllar önce Bostancı Gösteri Merkezi'nde de izlemiştim ben Nil Karaibrahimgil'i. Yani zaten çok seviyorum. Yani şarkıları, tarzı, kıyafetleri, duruşu, çocuklara ilham olması, çocuk gibi olması, mutluluğu, neşeyi, coşkuyu... Ya insanlara böyle aslında aşılaması o gözlerindeki parıltı beni çok etkiliyor. Gerçekten Nil Karaibrahimgil bence bu dünyaya çok katkı sağlayan, nadir demek istemesem de nadir insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Sahnesi çok güzeldi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde de çok güzeldi. Bu arada çok sevgili İlhan İrem'i de ben Bostancı Gösteri Merkezi'nde izlemiştim. Mekanı cennet olsun, onu da anmadan geçmeyeyim aklıma gelmişken. Babamın çok sevdiği bir sanatçıydı kendisi ve çok çok zaten hani
saygın ve yılların sanatçısıydı. Çok güzel böyle kadife bir sesi vardı. Onu da canlı izleyebildiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Onu da anmak istedim. Nilkara İbrahimgil, yani ne diyebilirim ki? Gerçekten her anlamda çok iyi. Zaten sahneye de çok hakim. Sahne ışığı bence kesinlikle var. Çok yaratıcı. Zaten sözlerini ve müziğini kendisi yapıyor. Tabii ki biliyorum aranızda zaten Kardelen onun arkası çok sağlam diyenleriniz var. Olabilir arkadaşlar ama onu doğru kullanamayan da birçok insan var. Olurdu. Hani onun yerin, yani Nil'in yerinde olup o şansı bu kadar iyi kullanamayan da birçok insan olurdu, emin olun. Bu arada Özgür Kız zamanlarından beri ben Nil'i biliyorum. İlk albümü çıktığında CD formatındaydı. Hani Onun Aşkı Bana Ekstralar şarkısıyla ünlenmişti. Neyse, şimdi konudan konuya atlıyorum ama şunu söyleyeceğim. Nil'le ilgili tek söyleyebileceğim hani tırnak içinde olumsuz şey şu olabilir. Sahnedeyken hani bazen seyirciden çok ekip arkadaşlarıyla eğlendiğini, yani böyle şey gibi hissedebiliyorsunuz kendinizi. Ben öyle hissetmiştim. Hatta Bostancı'da öyle hissettiğim için bir daha konserine gitmeyeceğim ya falan deyip böyle trip atmıştım. Hani sanki biz böyle gelmişiz de o da öyle hani eğleniyormuş. Bize de böyle aa siz mi geldiniz, merhaba hoş geldiniz, oturun siz diyormuş gibi biraz hissetmiştim. O yüzden böyle yani yıllar sonra işte Kuruçeşme Arena'da son zamanlarda izlediğimde onu hatırladım. Ama yani hani bunda bir sıkıntı yok. Sadece bu bana öyle gelmişti. Gayet iyiydi yani. Sesini falan da ben çok beğeniyorum. Böyle yani bayağı keyif aldığım, eğlendiğim, hatta böyle dans ettiğimiz bir konser olmuştu. Tabii ki gittiğim konserlerden bahsederken Şebnem Ferah'tan bahsetmemek olmazdı. Kendisi sanıyorum 3-3,5 yıldır hiç konser vermiyor. Hatta bildiğim kadarıyla bir albüm hazırlığındaydı. Bundan 3 sene önce galiba söylemişti bunu da. Niye konser vermiyor Şebnem Ferah? Yani bu videonun altına gerçekten ya da Instagram'da falan Şebnem Ferah artık konser versin hashtag'iyle bir kampanya başlatalım istiyorum. Kendisini sahnelerde görmeyi çok özledim. Benim gibi özleyenleriniz var mı? Eğer ki Şebnem Ferah'ı sahnede izlemediyseniz çok şey kaybediyorsunuz, onu söyleyeyim. Ve benim sadece Şebnem Ferah'la ilgili çektiğim bir video vardı. Onu hatırladım. Acılarla ilgiliydi. İzlemeyenler için şuralara bir yerleri bırakacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Ben Şebnem Ferah'ı yani çok izledim. Yani en az bir 5-6 kez izlemişimdir. Belki çok daha fazla. 2-3 kere çünkü Harbi Açık Hava'da izledim. Durak XL Kadıköy'de izlemiştim. Yalova Gençlik Festivali, Rock'ın Kok'ta 2-3 kere galiba sahne almıştı. Oralarda zaten izledim. Yani inanılmazdı. Yani diyorum da ne diyeceğimi bilemediğim için böyle yani diyorum arkadaşlar. Gerçekten Şebnem Ferah'ın tabii ki bende yeri ayrı ve biraz büyütüyor olabilirim birçoğunuza göre belki de. Ama ben büyüttüğümü düşünmüyorum. Hani şarkılarını kendisinin yazması, Karsu gibi müzisyen olması, çok küçük yaşlardan beri saygı ve sevgiyle hani müzikle aslında kendini iyileştirmesi falan beni hep çok etkilemiştir. Dolayısıyla sahnedeki duruşu da bambaşkadır. İzlemeyenleriniz varsa konser vermeye başlar başlamaz mutlaka kaçırmadan izleyin diyorum. Ve son olarak Adele'i izledim ben Londra'da yıllar önce. O2 sahnesinde o aklıma geldi. Hani bu videoya böyle sizinle kimleri paylaşayım sizlerle diye düşünürken o da aklıma geldi. Adele konseri de beni çok etkilemişti. Aynı zamanda hatırlarsınız Macaristan'da mı gitmiştim ben? Evet, Macaristan'da bir festivale gitmiştim. Hatta benim liseden bir arkadaşım Deniz de organizatörlerden biriydi. 2 bölümlü böyle bir röportajlı bir de festival çektiğim bir vlog tarzındaydı. İlk videolardan biriydi. Hatta ilk vlogumdu galiba kanaldaki. Orada Ed Sheeran konseri olmuştu o festivalde. Hani ana sahnede çıkan işte ana şarkıcı Ed Sheeran'dı. Ve 50 bin kişi izlemişti onu. Yani Ed Sheeran'ı böyle nokta olarak görmüştüm ama o da güzeldi. Yurt dışında izlediğim böyle birkaç konserden de bahsedeyim dedim. Bir de 18 konser dedim ama bayağı konser paylaşmış oldum. Bir de arkadaşlar ben İtalya'da, Bologna'da annemle Kiss konserini izlemiştim. Onu hiç unutmuyorum. Yani gerçekten eğer seçiyorsanız ve bir şekilde denk getirebiliyorsanız sevdiğiniz grupların ve özellikle hani artık bir daha ne zaman izleyebilirim ki diyeceğiniz ama sevdiğiniz gruplar varsa canlı canlı izleyin derim. Ben mesela yıllar önce Bob Dylan Norveç'te bir konser veriyordu. Yıllar önce.
Oraya gitmediğim için tam gidecektim, bir şey çıkmıştı, gidememiştim. Bilet fiyatım pahalıydı, hatırlamıyorum tam. Ona mesela hani pişmanım demek istemiyorum ama pişmanım. Neyse, Kiss konserini izleyip çok etkilenmiştim. Onu da söyleyeyim. Hatta storylerden galiba o zaman paylaşmıştım. Kanalım var mıydı? Yani yoktu. Çünkü olsaydı zaten sizlere de çekerdim mutlaka. Ya da Instagram'dan paylaştım mı? Onu da hatırlayamıyorum ama yani en az bir 5-6 sene önceydi. Böyle. Onun dışında da yakın zamanda açıkçası Coldplay konserine çok gitmek istiyorum. Hiç gitmedim. Pink'i izlemek isterim canlı. Avril Lavigne konserini çok istiyorum. Onun yanı sıra Türkiye'de Athena ve Sattas grubunu çok merak ediyorum. Bir de Burgazada'da Cennet Bahçesi diye bir yer var. Mutlaka biliyorsunuzdur. Biz zaten orada Sattas grubunu izlemeye gidecektik. Ama bir arkadaşımız çok önemli bir kaza geçirmişti yani. Böyle ölümden dönmüştü. O yüzden gidememiştik. Onları da merak ediyorum diyorum ve artık bu videonun sonuna geliyorum. Bayağı bir grup ya da hani şarkıcı, sanatçı paylaştım sizlerle. Bu kadar birikmeden bundan sonra anlatayım ki videoda bu kadar uzun olmasın. Tabii ki ve eğer ki siz de bu içeriği sevdiyseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hani Kardelen, evet gittiğin konserleri bizlerle paylaş ya da Kardelen hani hiç gerek yok, bize bir katkı sağlamıyor diyorsanız onu da nazik bir şekilde yazabilirsiniz. Sonuçta ben de boşu boşuna emek vermiş olmam eğer öyle düşünüyorsanız. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo diyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Instagram'dan da takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Şuraya da buraya bir yerleri tabii ki de seçerseniz bu arada hani içinizden gelirse. Oradan zaten anlık storylerle falan beni de biraz daha yakından tanıma şansınız olur. Daha doğrusu birbirimizi aslında belki de yakından tanıma şansımız olabilir. Hani ben de görüyorum çünkü kimler ekledi diye. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Çok büyük böyle hani aksilik, istisnai bir durum olmadığı sürece her cuma 6'da video yayına giriyor. Bu arada geçen haftalarda mesela mini vlog yayına girdi ve Kasım ayında çektiğim bir videoydu. İşte Temmuz ayında mesela yayına aldık. Hani arada çok zamanlar da olabiliyor ama hani ben araya zaman girdi diye yayınlamamayı seçmek yerine yayınlamayı seçiyorum. Çünkü aradan bir sene, iki sene geçse bile o videolar izleniyor yani. Ama anında sizlerle video paylaşamadığımda oluyor. Bilginiz olsun özellikle vloglarda. Neyse, bir de bir şey daha söyleyecektim. Evet. YouTube'da an itibariyle 20 bin olduk. Bunun için şöyle biraz yakına gelmek istiyorum. Hatta şunu da şuraya koyayım. Mikrofonu da şöyle alayım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani sizler olmasaydınız şey gibi oldu. Beni siz yarattınız falan. Kendi böyle bir şey sanan. Öyle değil ama sizden ben çok besleniyorum. Umarım en az benim sizden beslendiğim ve sizin bana katkı sağladığınız kadar umarım ben de size biraz olsun katkı sağlayabiliyorumdur. Gerçekten... Sizleri düşündüğümde böyle gözlerim doluyor. Yani kelimelerle bunu ifade edemiyorum. Ama sizlerle paylaştığımda çok keyif alıyorum. Gerçekten ya, sadece bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Şükran ve minnet doluyum sizlere. Ve 20 binde değil ama böyle 50 bin olduğumuzda belki böyle bir çekiliş yapabilirim. Ya da belki de sizinle böyle birkaç videoda paylaşmıştım, hatırlıyor musunuz? Belki 50 bin olduğumda böyle şey yapabiliriz. Bir kafede ne bileyim 10 kişilik, 15 kişilik böyle hani bir kontenjanla sınırlı. Hani toplanırız, böyle sohbet ederiz, böyle bir buluşma düzenleriz. Öyle bir şey olabilir. Ama 50 bin olalım önce. Ondan sonra belki böyle bir şey olabilir. Neden olmasın? Geçen gün bir arkadaşımız geldi bir konserde yine yanıma. Böyle bir üniversite öğrencisi bir arkadaşımız. Çok tatlıydı ya. Yani böyle çok tatlı şeyler söyledi. Çok minnettarım. Bunu söylemek istiyorum. Artık videoyu uzatmayayım deyip uzatıyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, bu sıcakta gerçekten sadece ve sadece sizler için, %100 saf yani sizler için şunu taktım. Çünkü neden? Çünkü böyle daha değişik, daha... Ne bileyim hani böyle sadece saçımı toplayıp gelmeyeyim dedim karşınıza. Böyle çiçekli böcekli bir şeyler olsun. Bunu da sizler için koydum. Yani umarım keyif almışsınızdır. Umarım böyle biraz olsun renk katmıştır küçük dokunuşlar. Çok sıcak, çok nem. Ne yapıyorsunuz bu havalarda? Yani ben kış insanıyım.
yaz insanlarına hiçbir şey söylemiyorum. Saygı duyuyorum tabii ki. Ama yani denizi çok severim. Bakın denize bayılıyorum. Ama yani nem, sıcak. Gelemiyorum yani yapışıyorum. Gerçekten hareket etmekte bazen zorlanıyorum. Neyse söylenmeyelim. Yine de şükrediyoruz. Sağlık önemli. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığı yerinde olmayanlara ya da zor zamanlardan geçenlere de en kısa zamanda şifa ve sağlık diliyorum. Görüşürüz.